Kimisi sana faşist diyordu, kimisi diktatör. Bazısı şiratçı, bazısı mafya. Çocukluktan gençliğe adım atışlarımdı. Dinledim seni, okudum yazdıklarını. Tüm suçlamalar çamurmuş, yaftaymış aslında. Ben sende sadece insanlığı gördüm, tonlarca suçlamanın ardında. "44'te işkence, 60'da sürgün, 80'de hapis. Yıllarca düşündüm, çözemedim. Sen bunca şeyi hangi ara başardın başbuğum? Bugün çok daha iyi anlaşılıyor yıllarca üzerine 7 düvelin neden saldırdığı. Dün sana düşman olanlar bile bugün adını anıyor." Minnetçe dikkatli olmazsak memleketin başına gelecekleri her konuşmanda anlatırdın. O zaman millete hayal gibi gelen gerçekler şimdi bir bir oluyor. Bugün sadece ülkücüler değil başbuğum, 7'den 70'e vatan seni arıyor. Tam 19 yıl oldu, 19 yıldır dolmayan boşluk. Bir gün bizim çocuklar bana liderliğin tanımını sordular. Öyle sözlükten falan cevap vermedim. Dedim ki onlara, lider vefatından sonra her geçen gün biraz daha özlenen insanmış. Ben liderliğin tanımını sen göçüp gittikten sonra öğrendim başbuğum. Unutmam seni, unutamam. Unutmamam, kavganı yaşatmam şart. Çünkü bir yanımda vatan hainleri var, diğer yanımda hırsız, ihaleci, rüşvetçi. Onlara inat, unutmuyor bu millet seni. Çok şükür başbuğum, bizim köyde adım hala Türkeşçi. Adım hala Türkeşçi.